Sultanım, ben yemeğimi hasbahçe yiyeceğim. Afiyet olsun. Buyurun sultanım. Nasıl olur bu? Ne yapıyorsun sen burada? Ben getirdim. Bir hayli zor durumdaydı. Haber salmış. Kendisine yardım etme gereği duydum. Artık benim cariyemdir. Malum bunca yılın hatırı var. Kim bu hatun? Bu hatun buradan derhal gidecek Hürrem. Niye gidecekmiş? Sebebini biliyorsun. Nigar cezalı. Onu bizzat ben kovdum saraydan. Atıldı. Ha, şu mesele. Hatun cezasını çekti. Bitti o fasıl. Sümbüla. Sultanım. Nigar'ın harem defterini kayrı yapıldı mı? Emriniz üzere yapıldı sultanım. Buna hakkınız yok sultanım. Nigar'ın kabahati büyük. Haremin idaresinden ben mesulüm. Ayrıca Fatma Hatun'un yaptıklarını unutmayın. Beni öldürmeye teşebbüs ettiğini cümle alim biliyor. Lakin o hala burada. Sultanım bir şey söylemeyecek misiniz? Boşaltın burayı. Hemen! Herkes çıksın. Herkes dedim. Ne vakit duracaksın Hürrem? Yetmedi mi bana yaşattıkların? Benim sizinle bir meselem yok sultanım. Bu savaşı siz başlattınız. Lafını bil de konuş. Karşında bir hanedan mensubu var. Benimle savaşmak, hanedanla savaşmak manasına gelir, bunu bil. Öyle bir niyetim hiç olmadı. Ben size sadece sevgili kocanızın hakiki yüzünü gösterdim. Fakat siz ihanetin acısını benden çıkardınız. Zira paşayı affetmek için bir bahaneye ihtiyacınız vardı. İbrahim'le olan münasebetim hiç kimseyi alakadar etmez. Hele seni asla. Alaka göstermiyorum zaten. Bu yüzden mi getirdin Nigar'ı hareme? Nigar'ın bir günahı yok sultanım. Malumunuz bu günah paşamıza ait. Kendileri itham edilmediğine göre nigar da edilemez. Buna sen mi karar vereceksin? Bir karar verdiğimi kim söyledi? Hünkârımızın dönüşünü bekleyeceğiz. Kendileri icap eden neyse onu yapar. Nigar'ın burada kalmasına müsaade edeceğimi mi sanıyorsun? Görmeye bile tahammülünüz yok değil mi? Zaten bu yüzden öldürmek istediniz. Ona baktıkça paşamızın ihaneti aklınıza geliyor. Hatta korkuyorsunuz. Paşamız yine ona döner. Onun kollarında teselli bulur. Hiç kimse, size dahil! Hiç kimse bana böyle davranamaz.
Karşınızda bir cariye yok. Bir köle yok. O günler eskide kaldı, çok eskide. Bunu sakın unutmayın. Metanetinizi koruyun sultanım. Bana ver. Bana ver. Tamam, hadi. Çıkart. Yaşayacak değil mi? Bir şey yok oğlum. Sultanım korkma. Bebeğin senin kucağında artık. Bundan sonra her şey iyi olacak. Oğlumu sen kurtardın. Ne dilersen dile benden. Sultan, iyi ol. Bana yedi. Sultanım, geçmiş olsun. Elimde öylece ölü gibi duruyordu. Küçücük. Hallettin mi? Sultanım, defteri istediğiniz gibi yerine bıraktım. Dokunmadın, değil mi? Gören oldu mu? Git söyle arabamı hazır etsinler. Saraya dönüyoruz. Ne diyeceksin başla. Çocuklarım bekler. Gitmem lazım. Sana teşekkür ederim Hürrem Hatun.
oğlumu kurtardın. Evladımın hayatını sana borçluyum. Paşa. Bana borçlu olduğun başka bir masumun hayatı daha var. Tam burada. Kanına girdiğin bir hayat. Unut artık. Bunları konuşmanın kimseye faydası yok. Öyleyse bana bir yol göster Pargalı. Sen iyi bilirsin. Ellerimi bulaştırdığın kanı nasıl temizlerim? Nasıl çıkar üstüme senin kan kokusu? Sultanım. Validem. Bana burada olduğun söylenince merak ettim. Hatun'un neyi var? Ciddi bir şey yok validem. Üşütmüş biraz. Geçmiş olsun. Sağ olun sultanım. Bağışlayın, kalkamadım. Mühim değil sen yat. Bir şey mi oldu validem? Hiç, seni görmek istemiştim. Yarın konuşuruz. Şehzadem. Nazlı. Buyurun sultanım. Cihangir nasıl? Şehzadelerimizle birlikteler. Güzel. Nurbahar Hatun'la sen alakadar olmuşsun, öyle değil mi? Sultanım ben... Konuş. Nedir Hatun'un rahatsızlığı? Şehzademizin dediği gibi üşütmüş. Durun! Melauna. Bana hakikati söyle, aksi halde seni kapının önüne koyarım. Vallahi benim bir suçum yok sultanım. Bana ne emir buyurulduysa ben onu yaptım. Sen şunu en başından anlat. Madem ne olur dinleyin beni. Sakın ağzını açayım deme. Bütün hincimi senden alırım şimdi. Ne oluyor validem? Gözlem'i neden yolladınız? Kabahatini bilmiyorsun sanki. Ben söylemedim. Beni hayal kırıklığına uğrattın Mehmet. Senden böyle bir şeyi beklemezdim. Ben sadece onu korumak istedim. Seni en başında ikaz etmiştim. Buna rağmen yanıma gelseydin elbet bir çözüm bulurdum. Fakat siz arkamdan iş çevirmeye tercih ettiniz. Nurbahar nerede validem? O iyi, merak etme. Fakat bundan sonra onu asla görmeyeceksin. Hatun gebe değil. Müsaade edin gelsin. Madem büyüdüğünü söylüyorsun. O halde hatalarının bedelini razı geleceksin. Şimdi dairene dön Mehmet. Dairene dön. Valide, ben sadece kardeşimi korumak istedim. Sen evvela kendini koru Mihrima. İkiniz de benden gizli bir şey yapmamayı öğreneceksiniz. Öğreneceksiniz. Mihrima. Babam geldi. Bana niye haber vermedin? Burada az kaldı sultanım. Fırsat olmadan gitmişti hünkârım. Sultanım.
Daya Hatun'la konuştum şimdi. Hatice Sultan'ın sarayına gidilecekmiş. Bütün aile orada olacakmış. Öyle mi? Ne güzel. Nilüfer, hazırlanmama yardım et. Çok güzel olmalıyım. Bizim ayrın paşam Hatice Sultan'ımız geldi. Eksik olmayın Sultan, buyurun. Hoş geldiniz hünkârım. Validem, prensesi hünkârımızın izniyle ben davet ettim. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Umarım rahatsız etmedim ben sizi. Hayır. Benden bir arzunuz var mı sultanım? Keyfini sür paşa. Bir gün sana bunları hatırlatacağım. O gün hiçbir zaman gelmeyecek. Prenses Isabella. Bu kolye size ait. Bir daha sakın boynunuzdan çıkarmayın. Çok teşekkürler. Müsaade ederseniz gidip takmak isterim. Buyurun. Demek hala buradasın Prenses Isabella. Geç öyle. Bırak. Ne yapıyorsun? Sana gel dedim. Ne yapıyorsun? Siz... Ne yapıyorsunuz siz? Neden buradasın? Neden gitmedin? İbrahim Paşa denizde yakaladı beni. Köşke geri getirdi. Sana inanmıyorum. Birlikte oyun oynadınız. İbrahim Paşa'yla Sultan Süleyman'a karşı. Ben biliyorum sizi. Beni aldatamazsın. Unutma. Bunun bedeli ağır olacaktır. Dokunma bana, çekil, bırak! Ben senin cariyen değilim. Anladın mı? Ben senin cariyen değilim. Bana böyle davranamaz. Ben bir prensesim. Senin gibi köle değilim. Ben köleyim. Sen bir prensessin, öyle mi? Ha? Evet, öyle. Ben senin oyuncağın değilim. Sen git diyeceksin, gideceğim. Kal diyeceksin, kalacağım, ha? Hayır. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin.
Demek gitmek istemiyorsun. Çünkü aşık oldun. Süleyman'a aşık oldun sen. Konuşsana. Cevap ver bana. Evet, aşık oldum. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Ha? Öldür. Umurumda bile değil. Ben artık buradayım. Süleyman'ın yanında. Onun için savaşmak gerekirse savaşırım. Demek savaşmaya karar verdin. Öyle mi? Sana kaçman için bir şans tanımıştım. Ama bu fırsatı geri tepdin. Ben Sultan Süleyman'ı istiyorum. Gitmek istemiyorum. Sultanım, prenses. Sohbetinizi bölüyorum lakin hünkârım saraya geri dönmek istiyorum. İlaveten size hünkârımdan mühim bir havadis var prenses. Neler olmuş? Ortalık karışmış. Ne yaptın? Ben yapmadı. Bunu gördü bak. Sultan Süleyman verdi bana. Pat, düş. Zümrüt yüzük. Hünkârımızın yaptığı yüzük. Elmas, zümrüt. Çok büyük. Versene bir kere takayım. Benim. Vermem, yasak. Aşağıda şerbet dağıtılıyor. Gelin elim. Nelim. Hürrem. Afiyet olsun Hürrem. İç iç. İçin ferahlar, iyi gelir. Yarasın. Şehzade şerbeti bu. Mustafa şerbeti. Hünkârımızın hasekisi Mahidevran gebe. Anladın mı? İnşallah ölsün. Günah deme. Bana günah, sana ne? Al iç. Ateşin sönsün. Yandın, kül oldun. Ateşin sarayın bacasından çıkıyor. Öldüreceğim seni! Sürdüreceğim bu saraydan! Hürrem, sakın bir şey yapma. Bak, yasak, ceza var. Ceza yok. Ölecek. Hürrem, bırak, bırak, bırak. Ayşe, bırak. Kalfa gelecek, bırak. Nigar Kalfa, bu ne rezillik? Bu mu verdiğin ders? Bunu mu bellediler utanmaz arlanmazlar? Ben de şaşırdım, kaldım ortalarında. Durmuyorlar. Sümbül Ağa da yok ortalıkta. Tamamen boşta kaldılar. Anlat babana Kalfa. Sen de suçlusun. İkiniz de odanıza. Kızlar, koşun, altın saçıyorlar. Hürrem, sen gözde cariyesin.
Yakışmıyor bu haller. Duyulursa fena olur. Şimdi çeneni kapa ve kaybol buradan. Hadi hadi hadi, çabuk 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 çabuk. Neredeyse ezan okunacak, çabuk. Çok şükür. Ramazan'ı da hayırlısıyla bitiriyoruz. Bu son iftarımız. Allah seferde olan yiğitlerimize yardımcı olsun. Amin validem. Sultanım. Duydum ki bıldırcın severmişsiniz. Size mahsus avlattım. Gülah. Buyurun halde sultanım. Saray dışına kullarımıza iftar çadırları kuruldu mu? Bir eksik yoktur inşallah. Merak buyurmayın valide sultanım. Bizzat kendim alakadar oldum. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Yine ayrılıyoruz. Aramıza sonsuz dağlar, ovalar, düşmanlar girecek. Lütfen kendini hırpalama Hürrem. Gebeliğinin sonuna hayırlısıyla eriş. Keşke biraz daha kalsınız. Şehzademizin doğumu sizin şefkatli, huzurlu kollarınızda olsa. Size düşen dua etmektir. Allah devleti âliyenin, yiğitlerinin yollarını açık, kılıçlarını keskin eylesin. Tez zamanda zaferle sevdiklerine kavuşsunlar. Amin. Amin. Baba, İbrahim Paşa 15 gündür seferde. Biz ne zaman gideceğiz? Mustafa, sen daha çok küçüksün. Annen seni zaten göndermez. Sen de bizimle kalıp dua edeceksin. Daha çocuk, savaşa gidemez. Hayır, ben büyüdüm artık. Ve çok iyi kılıç kullanıyorum. Baba, ne olur beni de götür. Mustafa'm, şimdi bunu konuşmanın ne zamanı ne de yeridir. Aldı şunu. Götür. Affedin sultanım. Beğenmediniz mi yoksa? Gül'a, ben lokum istemiyorum. Yasak. Sakın önüme, etrafıma getirmeyin. Hemen sultanım. Bakma öyle sersem sersem. Kaldır götür şunu. Hürrem, hayrola, ne var? Hürrem! Oğlum! Oğlum geliyor! Oğlum diyor, nereden biliyorsa? Gülah, ebeye haber verin hemen. Çabuk uçur, kara takın getirin ebeyi, çabuk! Gül'a, müjdemi senden istedim. Doğum için daha erken. Bir avazda kurtulur inşallah. Erkek mi? Maşallah Hürrem. Yine nur topu gibi bir şehzade doğurdun.
Tebrik ederim. Sağlıkla, huzurla büyütmek nasip etsin. Sağ ol. Darısı başına. Hünkârımıza derhal müjdeyi götürün. Bir şehzademiz daha doğdu. Bir abim daha mı olacak? Kız oğlan fark etmez. Doğacak çocuğun evvela sağlıklı olması mühim. Benim İpek kızım. Mua. Hünkârım, Hürrem Sultan bir şehzade doğurdu. Sana büyük atam Bayezid Han'ın ismini vereceğim. Eşhedün la ilahe illallah. Eşhedün la ilahe illallah. Eşhedün Muhammeden Resulullah. Eşhedün Muhammeden Resulullah. Senin adın Bayezid. Rüstem Ağa. Buyurun hünkârım. Mehmet'le Mihrimah'a refakat et, atlarına binsinler. Elbette hünkârım. Geldim çünkü seninle konuşmak istiyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim Hürrem. Senin için canımı verdim Süleyman. Fakat sen bana bir daireye çok görüyorsun. Mesele daire değil Hürrem. İsteseydin sana saraylar yaptırırdım. Emri vakı yaptığım için kızdın. Biliyorum. Haklısın da. Fakat niyetim bu değildi. Eğer şimdi o daireden çıkarsam haremde alay konusu olurum. Mefzu bahis olan itibarım. Bunu daha evvel düşünmeliydin. Bu gece boşaltmış ol. Beş evladının annesine bunu mu reva görüyorsun? Şimdi saraya dön Hürrem. Ve sana söylediğimi yap. Aksi takdirde neticelerine katlanırsın. Ne olacak Süleyman? Beni zorla mı çıkartacaksın? Eski saraya mı yollayacaksın? Yoksa Edirne'ye mi? Hürrem! Türkmüş koştu birden. Rüstem Han yetişmeseydi düşecektim. O kurtardı beni. Sağ ol Rüstem Han. Hakkını nasıl öderiz? Haşa sultanım. Bu benim vazifem. Rüstem Han.
benim altın saçlı meleğim. Ne oldu yani? Daha ne olsun? Hünkârımız Valide Sultan'ın dairesinde kalmama izin vermiş. Sahiden mi? Evet. Dile benden ne dilersen. Ne dilersen mi? Makoç oğluyla evlenmek dışında tabii. Bir şey yaparız o halde. Bunları düşünme şimdi. Yeterince vaktin olacak. Annen olarak sana söz veriyorum. Kimi seversen, kimin için kalbin çarparsa onunla evleneceksin bir gün. Söz mü? Söz. Süleyman. Dairede kalmama müsaade etmişsin. Benim için yaptığın bu... Senin için değil Hürrem. Mihrimah için müsaade ettim. Bağışla beni. Niyetim seni üzmek değildi. Çekilebilirsin. Sizi burada görmek ne hoş sultanım. Mihrimah'ı görmeye geldim. Bana uğramadan dönecek miydiniz yoksa? Malum Firuze'ye gittiğinden beri görüşemedik. Firuze gider, bir başkası gelir. Birlikte hatun mu seçiyorsunuz yoksa? Yazık etmeyin artık zavallılara. Boşuna günahlarına giriyorsunuz. Sen bizimle alay mı ediyorsun yoksa? Sadece hakikati göstermek istiyorum diyelim sultanım. Hayal kurmayı bırakın artık. Ve hakikati kabullenin. Önüme attığınız kargaları bir doğan gibi parçalar, leşlerini önünüze atarım. Zira benim tabiatım bu. Biz biliyoruz senin tabiatını. Hünkârımızı bize karşı zehirlemeye çalışıyorsun. Ama çok yakında buradan gitmek zorunda kalacaksın. O gün tekrar konuşuruz seninle. Siz mi göndereceksiniz beni? Hayır. Seni bizzat hünkârımız gönderecek. Benden kurtulmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Hünkârımızın canını almak. Zira onun nefes almadığı bir dünya benim dünyam değildir. Günah yok. Ben istedim gelmesini, ben çağırdım. Kes sesini. Allah'tan ben gördüm. Ya bir başkası görseydi? Hakkında ne düşünürlerdi? Yazık. Daha şimdiden arkamdan iş çeviriyorsun. Bunu size nasıl söyleyebilirdim? Söylemeyeceğin şeyleri yapmayacaksın o vakit. Bağışlayın ne olur. Ona bir şey olursa ben dayanamam. Ne bu halin? Gören de deli divane aşık olduğunu zanneder. Öyleyim zaten. Sen aşk nedir onu bile bilmiyorsun daha. Onu her
her gördüğümde kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Gece gündüz hep onu düşünüyorum. Aklımda hep o var. Bu aşk değilse ne peki? Senin. Senin. Sultanım. Söyle Afife Hatun. Hünkârımız sizi görmek istiyorlar bu gece. Gel. Hakikat benim.
Hürrem. Süleyman. Bunu ne güzel bir rengi verdin. Daha evvel hiç görmedim. Ne olacak, bu yüzük mü? Daha epey işi var. Uzun sürer. Olsun. Ben beklerim. Eminim çok güzel olacak. Evlatlarım nasıl? Gördüğün gibi büyüdüler. Bilhassa Mehmet'le Mirim'e. Beni hiç üzmüyorlar. Hocaları da memnun. İyi yetişmeleri için elimden geleni yapıyorum. Şükürler olsun, hepsi iyi. Bir tek Cihangir'i. Ona bakan bir cariye var. Hiç değilse acı çekmesine engel oluyor. Dediğine göre sırtında bir kanatla doğmuş evladım. Yüce Rabbim onu bir melek olarak dünyaya göndermiş. Neyse, iyi olacak o. Ben aslında Mehmet'le alakalı konuşacaktım. Malum yaşı geldi, bir an evvel yemin edip Yeniçeri Ocağı'na kabul edilmek istiyor. İster elbet. Önümüz bahar, havalar düzelir düzelmez merasim yapılır. Ben de öyle söyledim. Fakat sabırsız. Mustafa abisi gitmeden olsun istiyor. Şehzade Mustafa ile de konuştum. Onun arzusu da bu. Kardeşinin yanında olmak istiyor. Madem şehzadeler böyle istiyor. Nazlı uzun kalabiliriz. Ona göre hazırlığını yap. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Sümbül, birazdan hazır olacağım. Sen şehzadelerimle alakadar ol. Sultanım. Hünkârımız yalnızca Şehzade Cihangir'in hazırlanmasını buyurmuşlar. Ne demek bu? Beni istemiyor mu? Mehmet, Mirim'e. İkisi de gidecekler sultanım, bir de. Evet, bir de. Firuze Hatun gidecekmiş sultan. Sultanım, tacımızı getirdim. Şehzade Cihangir'i hazırlayın. Hayır. Cihangir hiçbir yere gitmiyor. Ben neredeyse evladım da orada olacak. Ama sultan. Defol! Dışarı çıkın hepiniz. Çıkın. Sen de gitmeyeceksin Mehmet. Ben sadece bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Ayrıca laflarına dikkat et. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Söylerim. Söyleyemezsin. Mehmet Mirim'a. Benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Bağışlayın validem. Sizi bir daha böyle görmeyeceğim. Hiç kimse, ben dahil hiç kimse için karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Anladınız mı beni? Parçam benim. Benim parlayan güneş. Bir daha babana saygısızlık yaparsan kalbini kırarım. İyi de validem. Ne olursa olsun. Karşında sadece baban değil, hünkârın var. Bunu sakın aklından çıkarma. Şimdi git, özür dile. Sana kıyamaz. Hayır. Firuze'yi hayatımıza sokmasına izin vermeyeceğim. Firuze'yle ne alakası var? Neden kimse bana bir şey söylemiyor? Gözdesiymiş yıllardır. Haberin yok mu? Mirim'a! Sultanım. Müjdeler olsun. Hünkârımız Firuze Hatun'u o köşküne götürmekten vazgeçmiş. Demek ki işe yaramış.
Şehzadem, hünkârımız yalnızca sizin gelmenizi istediler. Birlikte o köşküne gideceksiniz. Neyin var? Geldiğinden beri yüzün gülmedi. Şehzademi düşünüyordum sultanım. Aramızda canını kastetmek isteyen hainler varken yüzüm nasıl güler? Ne demek bu? Bir şey mi oldu? Mustafa'mı cariye yollamış. Artık niyeti neyse. Benim alnım ak, yüzüm bak. Bu çirkin iftiralara kim inanır? Diğerinde olsam bu kadar emin konuşmazdım. Sen benim yerimde olamazsın. Ben senin gibi köle değilim. Gerçek bir sultanım. Sen koca bir yalansın Hürrem. Yıllardır hiç kimse sevmedi seni. İstemedi. Bazen acıyorum sana. Yeter artık! Hürrem Sultan! Validem. Bugüne kadar size saygısızlık etmedim. Etmek de istemem. Lakin sabrımın sonundayım. Ne istiyorsunuz bizden? Sizin yüzünüzden yeterince acı çektik. Bütün çocukluğum annemin gözyaşları arasında geçti. Kabus gibi çöktünüz üstümüze. Daha ne istiyorsunuz? Mustafa, sen bu işlere karışma. Karışırım elbet. Annemden uzak duracaksınız. Aksi halde karşınızda beni bulursunuz. Sen kimsin? Beni tehdit mi ediyorsun? Ben Cihan Padişahı Sultan Süleyman Han'ın en büyük oğluyum. Bu dairedeki herkesten daha kıymetli ve üstünüm. Sakın annemi rahatsız etmeyin. Mijma. Manisa çok güzel bir yer. Ama daha da ulaşamadım bile.
Mihrimah'ın hakkı var hünkârım. Daha yeni geldiniz. Bir süre daha ağırlamak isteriz. Sen ne dersin Hürrem? Siz bilirsiniz hünkârım. Fakat Selim ve Beyazıt yolumuzu gözlüyordur. Onlardan ayrıken içim rahat değil. Benim de öyle. İstersen bugün seyri temaşa ederiz. Çok sevinirim. Hünkârım, Şehzade Mehmet. Mehmet! Mehmet! Yaşıyor mu? Evet, nefes alıyor. Mehmet! Ne oldu, kim yaptı bunu? Ormandaydık. Nasıl oldu anlamadım. Birden saldırdılar. Hekimler nerede kaldı? Çabuk! Hatunları çabuk dışarı çıkar. Hürrem. Uzanman lazım. Direkt ellerini üstümden. Sakın dokunma bana. Aklından ne geçiyor biliyorum. Fakat yemin ederim bu hadiseyle bizim bir alakamız yok. Dua et de öyle olsun. Yoksa kendi ellerimle alırım kendisi. Göstermemiz lazım. Sabırla bekleyeceğiz. Hünkârım, yarayı sardık. Artık beklemekten başka çaremiz kalmadı. Dua edelim ki zehirli olmasın. Hünkârım, şehzademizin canına kasteden hain yakalanmış. Yan zalim.
Henüz belli değil. Nasıl belli değil? Yakalandı dediler. Ölmüş. Tabii öldürürler. Konuşmasın istemezler. Süleyman, bana söz ver. Oğluma bunu reva gören bedelini ödeyecek. Ödeyecek Hürrem. Ellerimle alacağım canını. Her kim olursa olsun. Her kim olursa olsun.